5 Nisan, 11 Nisan değerli yengeç burçları nasılsınız? Evet, yorucu, stresli, gergin ve insanları yani motivasyon etmek, çevrenizdeki insanlara onların gülüşlerindeki altyapılardaki fikirlerini bilmenize rağmen idare etmek ve onlarla aynı ortam içerisinde olup o işi yapmak sizi çok fazla kasıyor ve hak ettiğiniz noktada olmadığınızı ve buranın size uygun olmadığınıza karar veriyorsunuz ama şu Covid döneminde şurası şu an için size uygun bir nokta. Ani hata yapıp işi bırakmanızı uygun görmüyorum. Sabırlı olun ve işinizdeki hak ediş evreleri verilecek ama Mayıs sizin için daha bereketli olacak. Bu ayı böyle rahat bir şekilde stressiz geçirmenizi istiyorum. Stres yaptığınız zaman işlerde hata yapıp insanların sizi üzmesine, alandaki insanların evresindeki tavırları kafaya takıyorsunuz. O yüzden kimsenin ne yaptığı önemli değil. Kendi işini yapan yengeç burçlarında güzel paralar hızlı bir şekilde akış sağlanacak. Yer değiştirmek, yeni bir mekana geçmek gibi fikriniz söz konusu olacak. Bu da sizin için artı bir kazanç. Ortaklı iş yapan yengeçlerde de evet yavaş yavaş hareketler başlayacak. Evet doğru kazanç olmayabilir ama hareketler sizin motivasyonunuzu artıracak. En azından yüzünüz hafif hafif gülümseyecek. Bu gülümseme bile enerjinize iyi gelecek diyorum. Devlet ya da devlet işi ya da büyük kurumsal banka finans alanı ya da ekonomi mühendisiyseniz ya da akademisyen bir ruhunuz varsa yer değişiklikleri ve bulunduğunuz sistemin değişmesiyle ilgili teklifler beklenti içerisindesiniz. Teklifler gerçekleşecek. Sizin de hak ediliş rütbeniz, unvanınız, askerseniz, polisseniz, yeriniz ve alanınız değişip hani şehirler devir daimi olacak ve bu devir daim sizin düzeninizi yeniden oturtmanıza, sağlamlaşmaya, garanti dediğimiz noktaları belirlemenize yardımcı olacak. Korkularınız geride kalacak. Değerli yengeç burçları şunu demek istiyorum. Evet ailenize çok önem veriyorsunuz, çok değer veriyorsunuz ama artık onların yükünü taşımak, onlara maddi manevi destek vermek, onların anlayışsız tavırları sizi çok fazla yoruyor. Bu ara aile iletişiminizi biraz geride tutmanızı istiyorum. Çünkü sözleriniz o kadar can akıtıcı olacak ki ailenizi kırmanızı istemiyorum. Odanıza geçin, müzik kulaklığınıza takın, yapmanız gereken işlerinizi yapın, aileyle kavga etmeyin diyorum. Özellikle anne ya da baba ya da kız kardeş ya da erkek kardeş kalp kırabilirsiniz. Bunları şimdiden iyileştirmemiz sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Değerli yengeç burçları, yüksek eğitim ya da akademisyenlik anlamında kariyerinizi tamamlamak istiyorsanız da doğru fırsatlar, doğru başlangıçlar söz konusu olacak. Bu fırsatları değerlendirmenizi istiyorum. Özellikle Çince, Rusça, Almanca eğitim, dil eğitimi almak isteyen yengeçlerde bu tarz eğitimlerle ilgili radikal karar verip ekstra dil anlamında kendinizi güçlendireceksiniz. Son zamanlarda diz lifleriniz ya da diz sıvılarınız ya da diz etinizle alakalı hani morarma gibi durumlar olabilir. Düşmeler söz konusu mutlaka ihmal etmenizi istemiyorum. Sağlığınızı biraz kontrol etmeniz lazım. Gereksiz bir beslenme, gece ayaküstü yemek yemeler gibi söz konusu. Bunları bir düzene, sağlıklı beslenelim, ekmeği biraz keselim, hamur işini çok ön planda tutmaya başladınız ve bu sizde gereksiz kilo almanıza sebep. O yüzden gıdamızı kontrol edeceğiz diyorum. Evet bir taşınma kararı var. Evinizde mutlu değilsiniz ve buranın uğursuz olduğuna karar verdiniz. Ev arıyorsunuz. Hayırlı bir ev kapınız var. Hatta kendinize almak istediğiniz bir ev. Ama ekonomi olarak eksik olduğu için şu an bir kira evresi. Sonrasında kendi evinize geçeceksiniz. Ama kendi eviniz gibi güzel, huzurlu bir ev enerjisi gözüküyor. Sizin de evde değiştirmek istediğiniz mutfak perdeleriniz ya da mutfakla alakalı yenilenecek çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, tost makinesi bu tarz yenilenmesi gereken ve elektronik eşyalarda sorunlar var. Cep telefonunuz bile olabilir. Bu hafta bunların koşturması var diyorum. Evet aşk.
Aşk enerjiniz çok fazla var. Hani ben evdeyim, dışarı çıkmıyorum. Kim bulacak? Ne bileyim. Belki bir popüler bir sayfada hayat arkadaşınızı bulabilirsiniz. Böyle bir çok tesadüf. Birinin lafıyla söyleyecek bir ilişki size aşk heyecanı yaratacak. Bir de uzun süredir hayal ettiğiniz ve gelmesini ve ayaklarıma kapanması gerektiğini dediğiniz kişiden bir iletişim evresi gelecek ama sizi pek mutlu etmeyebilir. O yüzden geçmişi bırakmak doğru nokta ama söz ya da nişandan dönen bazı yengeç burçları geçmişiniz tekrar sizinle evlenmek isteyecek. Tekrar şans gerek var mı bilmiyorum. Evet, babanızın kalp ve damar bölgesine ihmal etmemeniz lazım. Sağlıkla ilgili sıkıntı söz konusu olabilir değerli yengeç burçları. Mutlu ve huzurlu kalın. Sağlıkta kalın. Allah'a emanet olun.